Evet dostlar, MK Malzemir'den selamlar. Yine yeniden karşınızdayız. Bugün sizlere Stoger M3020 20 kalibre av tüfeği ile alakalı taktik bir tüfeğimiz var. Onu tanıtacağız. Tanıtıma başlamadan önce biliyorsunuz mkav.com.tr'de mağazamızda satmış olduğumuz yüzlerce model, işte marka tüfeklerin incelemesini yapabilirsiniz. Tüm kanalımızda yayınlamış olduğumuz tüfeklerin hepsinin açıklayıcı bir şekilde fiyatları, özellikleri web sitemiz olan mkav.com sitesinde yer almakta. Türkiye'nin her yerine satın alma belgesi çıkmış arkadaşlara aynı gün kargo yapabiliyoruz. Dedikten sonra hemen Stoger M3020 modelimizi tanıtalım. Şimdi arkadaşlar, 20 kalibre tüfek daha önce kullanan arkadaşların yorumlarını da videonun altına bekliyorum. Daha soft atış yapabileceğiniz bir kalibredir. Savunma amaçlı kullanabilirsiniz, av amaçlı kullanabilirsiniz. Hatta geçmiş zamanlarda 2000 yılı öncesinde 16 ve 20 kalibre tüfekler popülerdi. 2000 yılı sonrası, son bir 25 senede 12 kalibre tüfekler daha üst satış adetlerine ulaştı. Ama 20 kalibrenin soft atışı, kullanıcıyı yormaması, fazla ses çıkartmaması da güzel bir özellik. Stoger karton kutuyla göndermiş. İçerisinde sağlam bir şekilde Stoger'in böyle taşıyabileceğiniz güzel bir kılıfı var. Gayet de şık, kaliteli. Kutu içerisinde başka bir şey yok. Kullanma kılavuzu var. Hemen kutuyu şöyle kaldırıyorum. Stoger'in tüfeğini açalım. Tüfek kılıfıyla bile beni şaşırttı. Çok hafif. Niye bu kadar karanlık? Bakalım. Çünkü tüfeğin içinde namlusu yok Ahmet. Bu tüfeğin namlusu nerede Ahmet? Kutusunda. Doğru, kutusunda. Ben diyorum ki, yani bakıyorum tüfek bayağı hafif diyorum. Kılıfıyla birlikte. Namlusu ayrı geliyormuş. Hemen namluyu çıkartalım. Bak, namluya bak. 20 kalibre kalem gibi bir namlu. Yani dolma kalem gibi. Al imza at. Üzerinde yüksek gez var. Yüksek arp, yüksek arpacık var. Gezi de tüfeğin üstünde. Hemen tüfeğimizi kuralım. Gitmişti. Ben de kılıfı tutuyorum ya, dedim ya tüfek bayağı hafifmiş dedim. Ama yine de hafif tüfek. 20 kalibre olması sebebiyle. 20 kalibre olduğu zaman el kum daha ufalıyor. Tüfeğin kasa ufalıyor. Yani biraz daha böyle tüfek ergonomi kazanıyor diyelim. Hemen şu şekilde tüfeğimizin namlusunu takalım, kuralım. Şimdi arkadaşlar, 20 kalibre tüfekle ne yapılır? 12 ile karartesi beraber. Yanlış taktik. Ahmetciğim, yüzlerce model olduğu için mağazamızda, hatta yüzlerceden fazla, bazen karıştırabiliyoruz. Şimdi olsa bizim mağazada da 15-20 fix model, biz de karıştırmayız ama. Şimdi arkadaşlar diyecek ya, bu tüfeği takamadım diyecek ama hakikaten ilk defa kurulumunu yapıyorum. Aslında taktık ama burada boru şarjı var. Şu an kurulumunu yaptık. Şimdi bu 5+1 modeli. Bunu mesela 7+1 yapsalar olurmuş. Stoger V2 yeni büyük kurma kollu, büyük düşürme mandallı modelimiz. 20 kalibre. Şıkır şıkır. Yağları üzerinde. Şimdi biliyorsun Stoger, Beretta ile Benelli'nin Türkiye'deki fason çalıştığı firma. Aslında firma Beretta ve Benelli'ye ait. Lipçik pedinden kullanılan plastik malzemeye kadar bir Beretta, bir Benelli kalitesini görebilirsiniz. Şuradaki malzeme bile yumuşak. Stoger çok çok iyi bir firma. Yurt içi çok fazla reklamını yapmıyor. Ama bilenler de Stoger'den vazgeçmiyor. Yani ben Stoger'in hangi modeli atış yapmıştım, çok hoşuma gitmişti. M3K modeliyle. Şu an vitrinimizde olması lazım ama nerede? Ben o tüfekte bir deneyimim oldu. Tüfek beni acayip etkiledi. Şimdi şu tüfek de benim çok gerçekten hoşuma gitti. Tam 20 kalibre tek kurşun atamış yapabileceğiniz, savunma olarak kullanabileceğiniz, hatta domuz avına gidebileceğiniz bir model. Geri tepmesi az. Üzerinde 22 milim pikatin rayı olan, ayarlanabilir yüksek gez arpacı olan, 51 santim slak namlusu olan bir tüfek. Keşke bu tüfeği en azından 7+1'inde yapmış olsalar.
Hatta varsa stokta 7 artı 1'ini de isteriz bu tüfeğin. 7 artı 1 güzel olur. Boru jarjörü şuraya kadar gelse şöyle. 7 artı 1 8 tane fişek alsa savunma amaçlı. Hem hafif hem kolay kullanım. Güzel bir tüfeğimiz olsa. Yanlış hatırlamıyorsam 2 kilo 900 gram ağırlığı var bu tüfeğin. Stoger M3020. Üzerinde yağları var şu an. Videoda belki onlar da çıkıyordur. Şöyle yağları silerim. Zaten bizden aldığınız her tüfek sıfır kapalı kutu olarak kargolanır. Böyle yağlı bir şekilde gelir. Güzel. Fişek dolum yatağı falan. Gayet güzel. 2024 üretimi tüfekler zaten. Evet arkadaşlar, M3020 modeli stoklarımızda girdi. Biliyorsunuz zaten Stoger'in son zamanlarda çok satan fiyat performans ürünleri. Hemen onları çekelim. En üstte P3000 var. Şöyle zoomlarsan Ahmet. P3000 tabanca kablo, teleskopik dipçik, 12 kalibre 7+1. Onun altında yine B2, üstteki P3000, alttaki M3000 otomatik. P pompalı, M otomatik modeli. Alttaki de yine tabanca kablo, teleskopik dipçik, V2, M3000. Onun standart sabit dipçiklisi de var 12 kalibrede. Şu an elimizdeki 20 kalibre Stoger Silah Sanayi'nde. Buradan teşekkür ediyoruz. Böyle kalitede ürünleri kullanıcılarıyla bizlerle buluşturduğu için. Kılıfı çok güzel. Evet, kılıf gerçekten güzel. Sağlam, kaliteli, kullanışlı. Öyle hediye etmişler ama yani standart bir hediye kılıf değil. Gerçekten para harcanarak yapılmış. Beretta'nın kılıfları da bu şekilde, biliyor musun? Beretta'nın kılıfları ben etmişler. Bu da stoklarda arkadaşlar. Gün geçmiyor ki mkav.com sitesine yeni bir ürün yüklemeyelim. Mkav İstanbul Ümraniye mağazasına yeni çıkan kaliteli, müşteriyi üzmeyecek, bizi de üzmeyecek ürünleri stoğa almayalım. İşimizi severek yapıyoruz. Mağazada bir bakıyorum böyle etrafıma. Biz tüfekçiyiz zaten. Standart bir albayda bulabileceğiniz, ne bileyim, bir kasık çizmesi, bir balık olta makinesi. Bunlar bizde yok. Bizim tek kalem, patlayıcı madde, makine kimya bayili ve av tüfek bayiliklerine önem veriyoruz. Bu işte de layığıyla yapıyoruz. Dediğim gibi yine web sitemizi inceleyin. Profesyonel optik gruplarıyla alakalı yine ve profesyonel aydınlatma gruplarıyla alakalı evimizden geldiğince stoklara ürün alıyoruz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.